Bugün Mahidevran Sultan ile Hatice Sultan'ı ziyarette gittiğimde sarayda prensesi gördük. Başına gelenleri öğrendik. Neden o sarayda kalıyor? Madem o kadar kıymetli bu prenses. Burada misafir etseydik ya hünkâr. Buraya gelmesi uygun değildir. Burada görülmemesi gerek. Neden? Gizli mi kalması lazım? Evet. Bu mevzu daha fazla konuşmak istemiyorum. Gel içeri geçelim. Hayli yorgunum, dinlenmek istiyorum. Anadolu'da huzuru ve adaleti yeniden tesis ettin. Allah yolunu daha da aydın etsin. Anadolu'da uzun süredir yatışmayan isyan artık halloldu hünkârım. Üstelik fazla kan dökmeden, ikna ederek çözüldü. Aferin, isyanı zekice dağıttın. Bu mühim hizmetinin mükafatını ayrıca alacaksın. Benim için en büyük mükafat sizden duyduğum iltifattır hünkârım. Ben de sizi tebrik ederim paşam. Av köşkündeki misafirlerimiz nasıllar? O mevzu nihayet erdi mi? Az kaldı, sonu geldi. Giritli ve elçiler geldiler. 100.000 duka altın getirdiler hünkârım. Güzel, ödesinler. Prensesi serbest mi bırakacaksınız? Bir ölüyü nasıl serbest bırakırım Pargalı? Prenses öldü mü? Prenses yaşıyor elbette. Lakin ben öyle bilinmesini istedim. Evet hünkârım, bu sizin tasavvurunuz. Lakin bundan nasıl bir siyasi fayda umuyorsunuz? Bu bir oyun Pargalı. Beni ve halkımı barbar gören Hristiyanlara karşı oynadığım bir oyun. Nihayetinde Isabella Habsburg hanedanına mensup bir prensin nişanlısı. Ayrıca Kastilya prensesi bir Katolik. Yani benim asıl hasmım Şarlken. Bugün değilse yarın elbet Şarlken'in kapısına dayanacağız. İşte o gün ona güzel bir hediyem olacak. Hem de hiç beklemediği bir hediye. Prenses. Silahların en güçlüsü düşmanının bilmediği, görmediği silahtır. Pazarlıkta şansın artar. Hadi sen git Pargalı. Ailen seni bekler. İzniniz hünkârım. Malkoçoğlu, Prens Frederick'le görüşme vaktin geldi. Emredersiniz hünkârım.